döküm projemde ön hazırlıklar bitti. Şimdi silikon kalıbın dökülmesi aşamasındayım. Kısaca şu ana kadar yaptıklarımızı tekrarlarsam, ön hazırlıklarımız bitti. Zeminde parlak bir dergiden kestiğim kağıdı kullandım. Üstü naylonumsu. Kalıp tahtamı yerleştirip ilk başta kenarları kalemle çizdim. Şu anda çoğu silindi ama şu çizgi. Daha sonra dökmek istediğim şu parçanın arkasına silikon çektim. Daha doğrusu şu silikondan çektim. Ardından bir cetvelle çizgilerden itibaren 20 mm olacak şekilde tüm kenarlardan 20 mm olacak şekilde parçayı ortaladım ve yapıştırdım. Ardından şöyle cımbızın ucuna sardığım küçük bir bez parçasını alkole yapıştırıp yapıştırma ardından kenarlardan taşan silikonları şu şekilde temizledim. Bu temizlikler yapılmazsa ileride bunlar hep çapak olarak karşıma çıkacak. Gerek kalıpta gerekse döküm sonrası elime alacağım parçada ufak çapaklar, zar şeklinde çapaklar olacak. Bunları temizlemek zorunda kalacağım. O yüzden temizlik önemli. Parçanın dört bir kenarına merkezleme pinlerini yerleştirdim. Bunları da silikonla yapıştırdım. Bunların göz kararı yerleştirilmesi yeterli. Parçam biraz detaylı. Açıkçası sorun çıkacağını düşünüyorum. Bu kadar çok detaydan dolayı sorun çıkaracağını düşünüyorum. Daha doğrusu kalıptan sökerken falan sorun çıkacağını düşünüyorum. Kısaca bahsedeyim. Şurada bir trigger kayış var. Bunun birebir izi çıkacak. Şurada deliklerim var. Buralara pimler koydum. O pimler sayesinde kalıpta delik yerleri oluşacak. Şurada arkada iki tane daha pimimiz var. Bunlar da delik yerleri. Projede şu iki pin zorluk çıkartacak. Çünkü kalıbı sökmeye zorluk çıkartacak iki parça. Gene de bunu dökmeye mecburum. Dökmeyi deneyeceğim. Bir tane ambleme ekledim. 0-10 mm kalınlığında bir metalle harfimi basıp yapıştırdım. Bu da kalıpta aynen çıkacak. Bundan sonraki aşama kalıp tahtasının altına silikon çekip bunu da yapıştırmak olacak. Tabi daha önceden kalıp tahtasının kenarlarını vazelinle iyice yağlayacağım. Böylelikle silikon malzeme kalıp tahtasına yapışmayacak. Elimde şöyle bir sprey var. Çok ince bir yağ, yağlama yapıyor. Bununla kalıp tahtasının zeminini ve parçanın yüzeyini çok ince bir katman olarak yağlayacağım. Bu da kalıp ayırma görevi görecek. Silikon kalıbı bu akşam dökmeyi düşünüyordum ancak gece geç oldu.
kompresörle vakum yapmam gerekecek. Komşularla papaz olmayalım diye döküm işini yarına bırakıyorum. Görüşmek üzere.